Bana 6 tane rakam söyle Yunus. Zeynep, sayısal lotodan büyük ikramiye çıkarsa seni de göreceğim, merak etme. Şu piyangodan bir para çıksa neler yapardım neler. Önce altıma son model bir araba, sonra güzel bir ev, ardından kendime bir iş kurardım, gül gibi geçinip giderdim. Deme sakın. Neden mi? Hadi böyle diyenlere bakalım önce. Ayhan Yalçınkaya 1998 yılında Edirne'de Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanır. Memurluktan istifa eder, ticarete atılır. Yanlış yatırımlar sonucunda parası kısa zamanda tükenir. Hayatı tepe taklak olur adeta. Bir anda zengin olsa da paranın çabuk tükendiğini belirten Yalçınkaya, "Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dalı kalıyor." diyerek duygularını ifade ediyor. Denizli'nin Çivril ilçesinde marangozluk yapan Osman Kaplan çeklerini ödeyemediği için hapse düşer. 1999 yılında hapisten çıktıktan sadece 2 gün sonra sayısal lotodan 340 milyar kazanır. İlk olarak yaptığı şey eşinden boşanmak olur. Ardından İzmir'de bir şarkıcıyla 20 milyar lira harcayıp Hilton Oteli'nde nişan yapar. Ancak bu nişan çok uzun sürmez. 6 ay sonra ayrılır. Hızlı bir hayat yaşayan Osman Kaplan'ın parası kısa sürede tükenir. Paraların nasıl bittiğini anlayamayan talihlimiz, ikramiyeyi kazanınca akrabalarım çoğaldı. Daha önce borç para isterim diye herkes kaçarken ikramiyeden sonra neredeyse bütün Çivril halkı akrabam oldu. Her birine para veriyordum. Hızlı bir hayat yaşadım. Para bitti diyerek yaşadıklarını anlatıyor. Cem Postacı 1990 yılında Adana'da yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon kazanır. Kazandığı parayla emlak işine girer. Ancak başarılı olamaz. İflas eder. 1996'da oğlunu trafik kazasında kaybeden talihsiz talihlimiz, "Talih kuşu bize huzur değil felaket getirdi." diyerek paranın uğursuzluğuna inanır. İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyor. "Para mutluluk getirmiyor. Yuvam dağıldı. Toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı." diyor. Bu örnekler bir zamanlar gazete haberlerinde yer almıştı. O zamanlar okuduktan sonra şans ve zenginlik kelimeleri benim dünyamda tamamen farklı anlamlar kazanmıştı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Milli Piyango ya da loto düşmanı değilim. Ancak bu paraları kazanan insanların hikayelerinin sonunun kötü bitmesi de sizce de ilginç değil mi? Hazmını gerçekleştiremedikleri zengin yaşamın kontrolünü ele alamadıklarında o yaşam da onların hayatını kontrol ediyor. Bir süre sonra da hiç tahmin etmedikleri sonuçlarla karşılaşıyorlar. Sanki zenginlik kötüymüş gibi, oysa kötü olan zengin yaşamı hazmedemeyen hayatlar, zenginliğin kendisi değil. Bana göre şans, insanların fırsatlarla hazırlıklı olarak karşılaşmasıdır. Zenginlikse yaşamında mümkün olduğunca az şeye ihtiyaç duyma halidir. En güzel örneğini de dünyaca ünlü müzisyen Bob Marley veriyor. Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. Bana göre kader garson gibidir. İstediğin her şeyi bedelini ödediğin sürece sana getirir. Hatta istediğin sipariş bulunduğun restoranda yoksa ve garsonun ekstra çabasına ve zamanına mal olacaksa bile onu yeteri kadar motive edecek bahşiş verirsen sana istediğini mutlaka getirir. İşte kader tam olarak böyle çalışır. Bedelini öde ve istediğini al. Ancak çoğu insan bedelini ödemediği hayatların ve standartların hayalini kurup kısa yoldan o hayatı elde etmek ister. Kaderden hemen getirmesini bekler. Garson da bir siparişe bakar, sipariş mi diye. Bir de verene bakar, bedelini ödeyebilen adam mı diye. Sonuç tabii ki hüsran. Gerçekten zengin olmak istiyorsan para biriktirebilirsin. Ancak bu şekliyle çok uzun zaman alır. Daha hızlı ve etkin zengin olmak istiyorsan sana tavsiyem insan biriktir. Çünkü biriktirdiğin insanlar paranın satın alamayacağı zenginlikleri sana sunabilir. Gün gelir param biter, kariyerin biter, daha kötüsü itibarın bitebilir. Ancak o vakte kadar hiçbir beklenti olmaksızın insanlara yaptığın yatırımlar muhakkak karşılığını vermeye başlar. Senin dünyanda minnacık yer kaplayan iyilikler, hiç bilemezsin belki de iyilik yapıp biriktirdiği insanların dünyasında büyük kapılar açabilir. İşsiz bir genç, ünlü bir iş adamından iş konusunda yardım ister. Ancak kendisine 6 ay sonrası bir tarihe randevu verilir. Delikanlı, 6 ayın sonunda belirtilen tarih ve saatte iş adamının şirketinde olur. O esnada iş adamı ofisinden dışarı çıkmaktadır.
İşsiz gence beni takip et der. Birlikte arabaya binerler. Genç adam iş adamının yanında merakla beklemektedir. Yol boyu hiç konuşulmaz. Araba bir mağazanın önünde durur. İnip mağazadan içeri girerler. Kapıdakiler ünlü iş adamını ve beraberindeki delikanlıyı saygıyla karşılar. Bir süre sonra mağazadan çıkarlar. Aynı şekilde 2, 3, 4 derken birçok yere girip çıkarlar. Hepsinde de aynı şekilde hürmet vardır. Ancak iş adamı ile delikanlı tek kelime konuşmaz. Genç adam tekrar arabaya bindiklerinde artık daha fazla dayanamaz. Benimle iş görüşmesi yapmayacak mısınız diye sorar. Bunun üzerine iş adamı sinirlenir ve genci arabadan orada indiriverir. Delikanlı hiçbir şey anlamaz. Evine yürüyerek giderken bir yandan da bu durumu düşünür. Bunu neden yapmıştır? Aylarca bekletip tek bir söz etmeden sadece birlikte gezmelerini ve sonra da yalnız başına kalmasını anlamlandırmaya çalışır. Evine döndükten birkaç gün sonra iş adamıyla birlikte gittiği dükkanları gezmeye karar verir. İlk dükkana gider. Tıpkı ilk gelişinde olduğu gibi sanki yanında yine iş adamı varmış gibi saygıyla karşılanır. İkramlar yapılır. Oradan çıkar ve diğer dükkanlara gider. Durum diğerlerinde de aynıdır. Bunu fırsata çevirmeye karar verir. Gittiği mağaza yetkilileriyle tekrar görüşüp onların ürünlerini pazarlamak istediğini belirtir. Ürünleri alıp sattıktan sonra parasını ödemeleri konusunda kolaylık sağlarlar. Delikanlı bu imkanı o kadar iyi değerlendirir ki birkaç yıl içinde ülkenin en hızlı büyüyen genç iş adamlarından biri oluverir. Tabii buna vesile olan iş adamına da teşekkür etmek ister. Birkaç yıl önce geldiği iş adamının şirketine tekrar gelir. Sekreter derhal iş adamıyla görüşmesini sağlar. İş adamı onu ayakta karşılar ve elini sıkarken aynı yerde arabadan indirdiğim ne ilk ne de son kişi oldun. İşlerinden bir tek sen beni anlayıp başarılı oldun. O günden beri hayranlıkla takip ediyorum seni. Tebrik ederim der. Hayat hikayedeki kadar kolay ve koşullar hikayedeki iş adamı kadar basit değil elbette. Ancak şundan adım gibi eminim, şans veya fırsat meleği hayatımızda birkaç kez farklı zamanlarda girip çıkmıştır. Belki bir iş adamı şeklinde, belki de daha farklı. Bizler ya değerlendirmişizdir ya da değerlendirememişizdir. İnanmazsan kendi hikayeni açıp bir kitap gibi tekrar gözden geçir. İyi kilerim mi çok, keşkelerim mi? Yazar da sensin, baş kahraman da sen. Paylaşmak istersen yorum kısmında merakla okuyup ilham alacağımdan emin olabilirsin. Umarım paraya hiç ihtiyacın olmayacak kadar zengin bir hayatın olur. Sağlıkla ve muhabbetle kal.